Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Yeni gelen arkadaşlar da varsa onlar da kanalımıza hoş geldi. Arkadaşlar 6. sorumuzda bu açıklamaya göre diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de kötü sözcüğü isim olarak kullanılmıştır? Kalemimizi aktif edelim. Diyor ki bazı sözcükler ismin önüne gelip onu nitelerse sıfat, fiili nitelerse zarf, tek başına kullanılırsa isim olur. Evet, çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu soru ve benzeri sorular karşımıza çıkar. Yani şunu diyor arkadaşlar. Bir ismin önüne herhangi bir sözcük geliyor. Bir sözcük geliyor. İsmi niteliyorsa ona biz ne diyoruz? Ona ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Fiili niteliyorsa ona da biz zarf diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle bir formül yapalım. İsmin önüne gelmişse sıfat diyoruz ona. Bakın ekrana yazıyorum. Sıfat. Evet. Fiilin önüne gelmişse, bakın buraya fiilimizi yazdım. Fiilin önüne gelmişse zarf olur diyor. Evet. Tek başına kullanılırsa isim olur. Evet, tek başına kullanıldığı zaman da bu kelimeler isim çekimi alır. Dolayısıyla sıfatsa zaten adlaşmış sıfat olur. Yani isimleşir. Şimdi bakalım. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde kötü sözcüğü isim olarak konmuş? Şimdi arkadaşlar, biraz önce de söyledim. Açıklamada da var. İsmin önüne gelirse. Şimdi bakın burada günler ismi var. Dikkat ediyor musun? Günler. Biraz önce video başında bir soru çözmüştük. Orada ne demiştim? İsme nasıl sorusunu sorarsak. Bakın ekranda da ismin yanına yazıyorum. Bakın nasıl sorusunu isme soruyorum. Nasıl? Evet. Nasıl? Nasıl sorusunu soruyorum. Şimdi nasıl sorusunu sorduğum zaman bir cevap alıyorsam ismi niteleyen ve belirten buna biz sıfat diyoruz. Evet, nasıl günler arkadaşlar? Kötü günler. Bakın burada bir sıfat var. Ne sıfatı bu? Niteleme sıfatı. Evet, bunu eliyoruz o zaman. A seçeneğini eliyoruz. Devam edelim. Kötü düşünürsen başına kötü şeyler gelir. Şimdi kötü kelimesi neyin önüne gelmiş arkadaşlar? Düşünürsen kelimesinin önüne gelir. Peki düşünürsen kelimesi nedir? Bakın düşünmek. Düşünür isen geniş zamanın şart çekimi. Düşünürsen iyi düşmüş. Peki nedir o zaman bu? Fiildir. Yani eylem. Peki neyin önüne geldi? Kötü. Eylemin önüne geldi. O zaman eylemin önüne geldiği için ne oldu? Zarf oldu. Hemen bakın yukarıda formülümüze dikkat edin. Fiilin önüne gelirse ne oluyordu? Fiilin önüne gelirse zarf oluyor. Evet, o zaman A ve B seçeneklerini eledik. Gelelim C seçeneğine. Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok kötüleşirler. Şimdi bakın burada kötüler derken arkadaşlar kimi kastediyor? Kötü insanları değil mi? Bakın hemen yazalım. Kötü insanlar. Evet, kötü insanlar. Peki arkadaşlar, burada insanlar kelimesi var mı? Yok. Normalde kötü insanlar şeklinde yazsaydı sıfat artı isim bir sıfat tanımlaması olacaktı. Fakat insanlar isminin yerini ne tutmuş arkadaşlar? Çekim eki tutmuş. Bakın dikkat edin. Larler. Larler çekim eki. Söyleyelim kuralımızı. Bir kelime, isim cinsinden bir kelime isim çekim eki alırsa sevgili dostlarım o zaman adlaşır. Yani artık o isimleşir. İsim görevini üstlenir. Şimdi kötü insanlardaki kötü neydi? Sıfattı. Ne yaptı? İsim çekim eki aldı. Yani larler ekini aldı. Larler ekini aldığı için ne oldu? Adlaştı. O zaman Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Burada bir adlaşmış sıfat var ve isimdir. Peki diğer şıkları ispat edelim. Kötü alışkanlıklar. Evet. Nasıl alışkanlıklar? Kötü alışkanlıklar arkadaşlar. Bakın burada da bir sıfat göreviyle kullanıldı. Bunu atıyoruz. Tenekenin içindeki yiyecekler kötü kokuyordu. Kokuyordu yüklem. Yani fiil, eylem. Nasıl kokuyor? Kötü kokuyor arkadaşlar. Burada da bir zarf görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet, unutmuyoruz. İsmin önüne gelirse sıfat, fiilin önüne gelirse zarf görevli kullanılır. Bir kelime. Eğer isim çekim eki almışsa adlaşır arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğinde bir adlaşmış sıfatımız var ve orada sıfat olarak kullanılmamış,
isim olarak ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ve gene sevgili arkadaşlar ikinci adım sorularımızdan birisi. Şimdi yedinci soruyla onuncu soruyu sizler için değerlendireceğim. Önemli gördüğüm için burada bazı ek bilgiler de sizinle paylaşmayı hedefliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu parçadaki diyor numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sırasıyla sözcükleri göstereceğiz. Yani isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaç mı? Diğer soruda da arkadaşlar aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? Yani isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi gibi arkadaşlar. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim değerli öğrenciler. Şimdi değerli öğrencilerim doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Hemen ispatını yapalım. Zarf, sıfat, edat, zamir şeklinde bir sıralama var. Neden? Hemen tanımlarını da vererek paylaşalım. Diyor ki bakın otlar hakkında daha pek çok şey biliyordu. Biliyordu yüklem, o biliyordu ne hakkında, otlar hakkında ne kadar daha pek çok şey. Bakın zarf olarak ne yapmış arkadaşlar? Niteleme yapmış. Şimdi zarfları bir hatırlatayım arkadaşlar tekrar. Geçen soru çözümlerinizde de hatırlatmıştım biliyorsunuz. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteleyen kelimelere biz zarf diyoruz. Bakın burada daha ne yapmış? Pek zarfını niteleyerek, fiilde tabii bu arada niteleyerek ne yapmış? Bir görev görmüş. Dolayısıyla burada zarf göreviyle kullanılmış. Alçaklarda biten gümüş renkli çayırları da çok severim. Nasıl çayırlar arkadaşlar? Gümüş renkli çayırlar. Burada çayırın neyi olmuş arkadaşlar? Sıfatı olmuş bakın dikkat edin. Şimdi sevgili arkadaşlar burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer sevgili öğrenciler bir isme nasıl sorusunu soruyorsak aldığımız cevap sıfatı verir. Bak nasıl çayırlar dedim dikkat edin. Nasıl çayırlar dedim. Gümüş renkli çayırlar. Hocam renkli nedir o zaman burada? Renkli de sıfattır. Aslında burada arkadaşlar bir kurallı birleşik sıfat var. Gümüş renkli çayırlar derken tabi burada sadece gümüşü işaretlediği için o da sıfatın bir unsuru olduğu için o da nedir? Sıfattır. Tamam mı arkadaşlar? Burada gümüş renkli çayırlar bir sıfat anlamasıdır. Çayırlar ismini ne yapmış? Nitelemiş. O zaman ikinci de nedir? Sıfattır. Üçüncüye gelelim. İpek gibi yumuşak püskülleri rüzgarsız eder. Bak ipek gibi. Zaten gibi gördüğüm zaman bu pratik olarak edat olduğunu göreceğiz. Neden? Şimdi cümleden çıkardığımız zaman tek başına anlamı yok. Cümlenin içinde anlam kazanıyor. Ne yaptı burada? Bir benzetme yaptı değil mi? Bak, ipek gibi yumuşak. İpeğe benzetti. İpek gibi yumuşak olduğunu söyledi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar edatların farklı anlamlar kattığını biliyoruz ve cümlede gibi edatında benzetme yaptığını biliyoruz. Gibi gördüğümüzde bunun bir edat olduğunu da bileceğiz. Dolayısıyla üçüncü de nedir? Edattır. Bunu da ne yapıyoruz? İşaretliyoruz sevgili dostlar. Geriye kaldı dördüncüsü. Rüzgar ne yöne eserse onlar da o yöne eğilirdi. Onlar. Bakın ismin yerini tutmuş onlar. Birden fazla kişi var. İşaret ediyor. Onlar o kişileri anlatıyor, ifade ediyor. Dolayısıyla burada da zamir olarak ne yapılmış? Onlar derken insanları kastettiği için onlar. Burada zamir görevli ve Ceyhan seçeneğini işaretleyerek sorumuzu cevaplandırıyoruz. Gelelim diğerine arkadaşlar. Diğerinde de ne demişti sevgili arkadaşlar bize? Demişti ki hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? Şimdi baktığımız zaman değerli dostlar, Ceyhan seçeneğinde zarf görevli kullandığını görüyoruz. Hemen bakalım ve diğerlerinde neden aynı görevde kullanmadığının ispatını yapalım. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum ne büyük nimet olduğunu. Ah ey güzel gün. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar anlıyorum. Ne kadar çok anlıyorum. Bakın çok anlıyorum. Ne büyük. Evet, büyük nimet. Bakın. Şimdi burada büyük nimet derken bir tamlama. Neyi tamlamış arkadaşlar? Büyük nimet derken bir sıfat tamlaması. Büyük nimet olduğunu aynı zamanda bir fiilimsi grubu. Şimdi fiilleri, fiilimsileri, sıfatları arkadaşlar kendi cinsinden kelimeleri niteleyen kelimelere biz zarf diyoruz. Peki burada ne yapmış? Bakın bir fiilimsi grubunu, bir sıfatı, bir
sıfat tanımlamasıyla oluşan bir fiilimsi grubunu ne yapıyor? Niteliyor. O zaman bu zarftır. Gene fiilleri niteleyen dediğimiz için burada anlıyorum arkadaşlar. Ne kadar anlıyorum? Çok anlıyorum. Fiili ne yapmış? Fiilin önüne gelmiş ve fiili nitelemiş çok. Dolayısıyla bu da nedir? Zarftır. Her ikisi de aynı türden olduğu için doğru cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. Peki diğerlerine bakalım. Her şey yerli yerinde, havuz başında selvi, bir dolap gıcır diyor, uzaklarda durmalar. Şimdi durmadan burada nedir? Zarftır arkadaşlar. Dikkat edin. Ama her şey derken her şey de burada nedir? Sıfattır. O zaman ne oldu? Bir sıfat, bir zarf geldiği için burada ortak bir tür kullanılmamış. Güzel çocuk derken nasıl çocuk? Güzel çocuk. Bakın sıfat. Niçin gözüm sana bak? Evet, burada bir sebep. Soru niçin? Evet. Niçin gözüm sana baktıkça böyle diyor. Burada da gene bir zarf arkadaşlar. Görevli kullanmış. Neden sonra farkına varıyorsun? Evet, gene bakın burada sevgili arkadaşlar bir zarf. Korkunç ıssızlık bir sıfat kullanılmış. Hoyrattır bu akşam üstüne daima. Evet, zarf. Evet, bir defa burada da sıfat. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bir sıfat bir zarf şeklinde oluşum yapılmış ve ortak bir kelime türü kullanılmamış. Hangisinde kullanılmış? Ceyhan seçeneğinde kullanılmış. Ceyhan seçeneğinde kullanıldığı için de değerli dostlar doğru cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir diyoruz.